Değerli izleyiciler, iyi akşamlar. Ekotürk ekranlarında Yükselen Asya programına hoş geldiniz. Biz bu programımızda Asya'yı konuşuyoruz. Asya'nın büyük ekonomik güçlerini konuşuyoruz. Çin'i, Japonya'yı, diğer ülkeleri konuşuyoruz. Tabii bir ekonomik alanda bizim asıl amacımız da tabii burada ekonomik olarak hani hem iş fikirleri vermek hem o bölgenin bilinirliğini arttırmak, ekonomi anlamında, iş anlamında bilinirliğini arttırmak, biraz da teşvik edici de olmak tabii ki. Yani Türkiye'nin bu ülkelerle olan iş ilişkilerini, ticaret, yatırım ilişkilerini geliştirmesi açısından teşvik edici olmak gibi bir amacımız da var. Şimdi tabii bahsettiğimiz coğrafyada iş yapmak her coğrafyada olduğu gibi kendine göre zorlukları da var. Bak zaten aslında sadece ekonomik bir olgu değil, aynı zamanda sosyal, kültürel bir olgu. O zaman farklı kültürlerle karşılaştığınız zaman işte onu iyi anlamanız, o kodları iyi okumanız gerekiyor ki o iş süreçleri de başarılı gitsin. Özellikle Çin'e seyahat eden iş insanlarımızdan bazen bunları duyuyoruz. Yani iş yapmanın zor olduğu, niye bir takım engellerle karşılaşıldı? Örneğin hani işte o kültürel anlamda engellerle, iletişim kopuklukları, iş kültürünü tam olarak anlamamaya, dil engeline takılmaya ve benzeyen durumlarda sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama bunlar tabii ki doğru bilgiyle ve pratikle tabii ki aşılmayacak engeller değil. Bugün bu konuyu konuşacağız. Çin konusunda konuşacağız. Çin'de iş yapmanın püf noktalarını, kültürel kodlarını konuşacağız ve bu konunun gerçek bir uzmanıyla konuşacağız. Bugün konuğumuz Mazars Denge, Çin Masası Koordinatörü Ali İbrahim Topal. Ali İbrahim Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Altay Bey. Ali İbrahim Bey, şuradan başlayalım. Ben tabii ki sizi yıllardır takip ediyorum. Buradaki çalışmalarınızı hani çok beğeniyle takip ediyorum. Ve çok önemli bir noktadasınız. Yani bu Çin zorlu bir ülke olabiliyor hakikaten. Ama sonuçta her ülkenin kendine göre kültürel özellikleri var. Birbirimizi anladıkça olmayacak hiçbir çözüm yok. Yani iş de ondan sonra, işler de hani ondan sonra akıyor zaten. Şimdi şuradan başlamak isterim. Çin kültürü dersek bir iş insanı perspektifiyle tabii ki Çin'de iş yapacağız. Çin kültürünü anlamaya nereden başlayacağız biz? Yani ilk adımı nasıl atalım? En temel kavramlar nelerdir burada? Şimdi dostlarımızla iş yaparken az evvel sizin de açıkladığınız gibi fakat birçok şirketin es geçtiği bir nokta var. O da hem kültürü hem de Çin iş kültürünü anlamadan bu işlere girişmek. Fakat bu hem zaman maliyeti projenin bitirilme aşamalarında oldukça olumsuz etkiler yaratabiliyor. Fakat Çin iş kültürü hakkında biraz araştırma, biraz eğitim almak hem sizin ekiplerinizi hem de Çin ekiplerini muazzam bir motivasyon kaynağı oluyor. Peki biz bu işe nereden başlamalıyız? Yani Çin kültürünü anlamak için ilk öğrenmemiz gereken şey ne? Sadece iki tane Çince karakterden oluşan bir kelime var. Guanxi diye tabir ediliyor. Peki Çin kültürünü anlamak için Guanxi terimini öğrenmek şart mı? Evet, şart. Peki Guanxi nedir? Gerekli midir? Ve Guanxi oluşturmak için ne yapılabilir? Önce tanımına bakalım kısaca. Guanxi demek bir kişinin sosyal ve iş çevresindeki bağlantıları, tanıdıkları yani network'ü ve onlarla olan ilişki bütününü ifade eder. Yani öncelikle tarafların birbirlerini tanıması ve güven unsurunu oluşturmasına imkan verecek zaman ve bağlantının hayata geçmesidir. İlişkileri ve güveni kurduktan sonra sizin o çok planladığınız ve hayal ettiğiniz projeler tam zamanında ve daha az problemle tamamlanabilir. Evet, Guanxi yani aslında networkler ve yani kimi tanıdığınız çok önemli o zaman şeklinde de belki de tabir edebiliriz. Ama tabii ki hani Guanxi böyle işte onu tanıyorum onunla iş yapayım değil de daha derinliği olan bir kavram. Ve bu Guanxi'ler Guanxi üzerinden sanıyorum tabii iş yaparken yani bir takım örneğin o ilişkileri kurarken ya Guanxi'yi kurarken aslında tabii hani bir takım davranışsal farklılıklar nelerdir? Yani ben sizin de şimdi Ali İbrahim Bey mesela hani tanıştı edelim ama ikimiz de bir Türk kültüründen geliyoruz. Şimdi bir Çinli vatandaşla o Guanxi'yi kurmaya çalışırken sanıyorum bir takım davranışsal farklılıklar da devreye giriyor. Veyahut hani mesela bir araya geldik. Hani mesela iş konuşacağız, nasıl gideceğiz, iş dışında ne konuşabiliriz, ne kadar yakınlaşabiliriz.
zararlı, ne kadarı faydalıdır. Burada tabii sanıyorum bir takım nüanslar olsa gerek. Çinli iş ortaklarımızla ya da potansiyel tedarikçilerimizle, arkadaşlarımızla irtibata geçerken ilk yaşanılan problem söze nasıl başlamalı? Nelerden bahsetmeli ya da hangi konulara girsek yanlış anlaşılırız, bunları netleştirmek. Sebebi şu, az evvel aktardığınız gibi toplumdan topluma farklılık gösteren bu konu davranışlara da yansıyor. Yani örnek vermek gerekirse, Batı toplumunda insanlar kızgınlıklarını, eleştirilerini daha rahat ortaya koyuyorlar. Çinlilerde ise bu duygular kendi içlerinde yaşamakla beraber dizginleniyor. Yani size hayır demek için hazırlık yapıyorlar fakat bunu söyleyemiyorlar. Hayır diyemiyorlar. Başka türlü hayır cevabını veriyorlar. Ve sizin bu süreçleri çözmeniz lazım. O zaman muhabbet kurmanız lazım. Peki nelerden bahsedeceksiniz? Örneğin her yerde kullanabileceğiniz bir şey var. O da yemek kültürü. Bu kadim Çin kültürünün gayet zengin bir gastronomi ve yemek kültürü var. Veyahut tarihsel mekanlar. Doğal güzellikler. Bu konularda konuşmayı severler. Arzu ederseniz kendi ülkenizin, yani Türkiye ile alakalı da bilgiler verebilirsiniz. Örneğin Kapadokya'dan, Ege Denizi'nden, İstanbul'dan bahsederek yatırımcılarla ya da meslektaşlarınızla muhabbeti başlatabilirsiniz. Peki o zaman bu soruyu tersinden de sorayım. Bu şekilde başlayalım ama hangi konulara mesela girmemek lazım? Yani bizim mesela Türkler olarak kendi aramızda çok rahat konuştuğumuz, mesela ben hani sizinle ilk tanıştığımda şunu sorabilirim. Hani memleket neresi, bir de hangi takımı tutuyorsun gibi. Bazı durumlarda, farklı kültürlerde hani bizde olumlu olacak bir şey ters tepki yaratabiliyor. Çin'de hangi konulara hiç girmemek lazım? Çok güzel bir soru. Ben Çin'de bulunduğum sürede ilk gittiğim zaman eğitim için bulunmuştum. Bu kültürel şokla karşılaşmıştım. Çünkü gitmeden evvel bir bilgi sahibi değildim. Az evvel sizin söylediğiniz bu ne olacak bu memleketin hali? Yani siyasi konular Çinli bağlantılarınızla konuşurken karşı tarafta pek de bir etki yaratmayan içi boş bir sorucuk gibi kalabilir. Ya da hangi takımı tutuyor musun? Şimdi hangi takımı tutuyorsun? Gayet tabii ki Avrupa'da ya da Londra'daki bir şirket yöneticisiyle uzun bir muhabbet açabilecek ya da İspanyol bir şirkette olabilir. Çünkü orada bir lig var. Türkiye'de de bir lig var. Çin'de de futbol ligi gelişmekle beraber henüz Avrupa'daki kadar ilerlemiş değil. Bu yüzden hangi takımı tutuyorsun sorusu çok detaylı konuşulabilecek bir muhabbet konusu olmayabilir. Başka bir konu daha var. O da bende çok dikkat edilmesi gereken sorulardan biri, inançlarla alakalı. Yani dini inancınız nedir? Hangi dine mensupsunuz? Buna inanır mısınız? Şunu yer misiniz? Tabii ki insan karşı tarafı öğrenmek ve tanımak için bunları soruyor ama Çin adı ülkeyle özdeşleşmiş bir, yani bir ülke olarak aslında çok devasa bir kıta büyüklüğünde bir ülke. İçerisinde hiçbir şeye inanmayan, hiçbir semavi dine inanmayan vatandaşları var. Müslüman olanlar var, Hristiyan olanlar var, Konfüçyüzm gibi düşünce akımlarına inanan Çinliler var. Ve onlar bunların kendi hayatlarında bir ayrım konusu değil. Yani bu konulara çok girdiğiniz zaman detayına girip de sizinle çok böyle uzun felsefi görüşler, fikirler telakki etmeyebilirler. Bence bu konulardan ziyade daha çok onların kültürlerine merakınızı ve öğrenmek istediğiniz detayları sormanız sizinle olan ilişkilerini daha kolay ve daha sıcak bir hale getirir. Evet, yani doğrusu da bu herhalde zaten. Aslında bir hani Çinli bir yani iş insanıyla tanıştığımda açıkçası ben de böyle takım filan muhabbetine girmektense herhalde ondan bir şeyler de onun ne bileyim onun coğrafyası, onun yaşadığı bölge, tarihi vesaire bunlarla ilgili konuşmak herhalde benim için de daha iyi olur. Peki, konuşacağız da nece konuşacağız? Şimdi yani Çince konuşacağız veyahut konuşmaya mecbur muyuz? Çünkü hani Çin'le her iş yapan iş insanı Çince öğrensin diyecek miyiz? Bu birazcık dersek tabii birazcık çok teşvik edici olmayabilir ama Çince ne kadar gerekli? Özellikle iş ilişkilerinde, sosyal hayatta da aynı şekilde ama iş ilişkilerinde daha çok bir muhabbete başlarken, bir toplantıya başlarken birkaç basit gündelik Çince kelimeyle açmak muazzam bir etki yaratıyor. Yani en azından şunu bilmeliyiz. Efendim
Çinliler tanışırken ne tür ifadeler kullanıyor? İşte merhaba Çince'de nasıl denir? Ni hao. Nasılsınız Çince'de nasıl denir? Veyahut teşekkür ederim Çince'de nasıl denir? Xie xie. Bu basit karakterleri, ifadeleri öğrenip Çin'i ziyaret etmek ya da onlarla konuşurken toplantılarda kullanmak harika pozitif bir etki yaratıyor. Ama bunun yanında Çince diğer dillere nazaran öğrenmesi biraz daha meşakkatli, biraz daha emek isteyen bir dil. Dünyanın en zor dili veyahut öğrenmesi imkansız bir dil değil. Eğer ben öğrenebildiysem, ki normal bir zekaya sahibim, benden çok daha genç arkadaşlar muazzam sonuçlar yapıyorlar. Ki varlar zaten. Mühim olan şey şu, sizin irtibatınızı ve muhabbetinizi kuvvetlendirecek basit ifadeleri en azından öğrenin ve kullanın. Her seferinde kullanın. Diğer teknik detayları İngilizce üzerinden ya da Türkçe üzerinden de gidebilirsiniz. Çünkü artık çok iyi derecede Türkçe bilen Çinli dostlarımız da var. Şimdi tabii bu çok önemli. Yani hani Çince bilmenin tabii ki sonsuz faydası var. Yani hani ben de zamanda başladım, bir yere kadar getirdim ama Halil İbrahim Bey, biraz önce verdiğiniz örneklerle ni hao vesaire benim Çincemin sınırlarına bayağı bir yaklaştınız yani birkaç örnekle. Ama mutlaka faydası var. Yani mutlaka faydası var. Özellikle herhalde uzun vadeli iş yapacak yani kişiler için. Yani bir yatırım yaptınız, bir ortaklık kurdunuz. Açıkçası ben de şunu düşünüyorum, yani tabii ki her zaman için yanınızda Çince çalışan bir personeliniz de olabilir, pardon, Çince konuşan bir personeliniz de olabilir ama uzun vadeli, yani benim de gördüğüm şu naçizane, uzun vadeli eğer düşünüyorsak bu işi, yani Çin'e bayağı odaklanacak da yatırım yapacaksak, hani kendimiz de bir noktaya kadar bunu getirmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi konuşurken tabii ön yargılar vesaire de devreye giriyor. Sanıyorum Çin'le ilgili en büyük aslında hani takıldığımız konu da bu. Çünkü bilginin olmadığı bir yerde ön yargılar devreye giriyor. İşte Çinliler şöyledir, böyledir veya Çinliler tarafından baktığımızda Türkler şöyledir, böyledir gibi. Bir kere zaten yani bunu bir aşmak lazım. Bir yandan da hani Çin'e baktığımız zaman hani biraz bu ön yargılardan da dolayı mesela Batılılarla kıyasla konuşurken mesela evet takım vesaire filan bunlar hani dini inançlar vesaire bunlar tamam ama bazen ben şunu da gördüm yani şahsi bazı konularda da hani bayağı bir detaylara girmek istiyorlar. Hani şey oluyorsunuz yani bir dakika ya ne oluyor falan oluyorsunuz. Hani bu da bir kültürel farklılık tabii. Yani karşımıza böyle ne gibi sorular gelebilir? Oradan bir başlayalım isterseniz. Yani neyi sorabilirler bize? Ki şaşırmayalım. Şimdi sizden öğrenelim ki. Bu benim Çin'e bizzat seyahat edip gelmiş hem akademik yönden hem de iş dünyasından tanıdıklarımdan genel aldığım bir geri bildirimdir. Sebebi de şu, aşağı yukarı herkes yaşıyor bunu. Çünkü Çinliler Batılılara göre şahsi konulardaki detayları öğrenmeye daha yatkın. Ve bununla ilgili bazı sorular sorabiliyor size. Ve çok rahat bir tavır içerisinde bunu soruyor. Örnek verelim. Mesela yaşınızı sorabiliyor. Evli misiniz, bekar mısınız? Efendim kaç çocuğunuz var? Çocuğunuz var mı? Maaşınız ne kadar? Ne kadar prim alıyorsunuz? Gibi özel yani Batı toplumunda bizim için özel olan şeyleri daha ilk tanışmada, ikinci toplantıda soruyor. Ama bunu sorarken kötü bir niyet yok. Asıl amacı sizi tanımak. Sizin geçmişinizi, aile yapınızı tanımak ki sizinle arkadaş olabilsin. Ona göre bir muhabbet, ona göre bir yakınlık, o guanxi dediğimiz birbirine güven duyma amacını yerine getirebilmek için soruyor bunu. Evet yani işte bunu aslında hani bunu biliyor olmak lazım. Yani çünkü bunu bilmeden gittiğinizde ya adama bak işte ne kadar da böyle hani gereksiz hani şey oldu böyle samimi olduğu gibi oluyor. Halbuki hani farklı bir kültür işte işin esası bu. Bizden bir parça daha farklı ama o da onun kültürü. Yani hani tabii işin en doğrusu onun da Türk kültürünü bir parça öğrenmişse en güzeli olur herhalde. En sağlıklı iş ilişkisi o olur ama biz kendi ödevimizi yapacağız tabii ki. Burada bunları hani şaşırmamak lazım. Yani farklı bir kültür olduğunu anlamak lazım. Ufak birkaç tane aklımda detay var. Mesela şey konusu. Kartvizit konusu. Çünkü kartvizit hep Çinli meslektaşlarımızla, Çinli iş insanlarıyla karşılaştığında ama ben de artık biliyorum bunu yani. Hani şu şekilde verilir, değil mi? İki elde verilir. Bizden farklı olarak. Ama sadece bu değil diye biliyorum. Yani sadece tam iki elle aldım, hop cebime attım şeklinde değil de o bayağı bir
hani seremoniyel bir durum da var yani orada. Kart viziti nasıl alıp vereceğiz? Şimdi kart vizit konusu aslında bugünkü bu kısa süre içerisinde anlatmaya çalıştığımız Çin kültürünün küçük bir detayı, önemli bir detayı ve aşağı yukarı iş insanlarımız bunu öğrenip gidiyor. Artık o seviyeye geldik. Sebebi de şu. Her ne kadar Batı toplumunda veyahut özellikle Amerika'da kart vizit denilen şey sizin irtibat bilgilerinizin, isminizin, departmanınızın, üniversitenizin yazılı olduğu küçük bir kağıt parçası olsa da Asya'da özellikle Çin'de bu çok kıymetli bir kağıt. Onu herhangi bir yere koyamazsınız. Herhangi bir şekilde alelade veremezsiniz. Ben şuna şahit olmuşluğum vardır şirketimizde toplantıda. Eğer masa çok büyükse, içerisi kalabalıksa, o tarafa yürünemiyorsa Amerikalı bir meslektaşımız alıp sen verebilir misin, uzatabilir misin ya da masanın üzerine atabiliyor, koyabiliyor. Yanlış anlaşılmıyor. Ama Çin'de böyle bir şey yapılmaz. Sebebi o sizi, şirketinizi, kurumunuzu ifade ediyor. Çift elle tutup karşıdaki kişinin göreceği şekilde, okuyabileceği şekilde hafif de eğilerek takdim ediyorsunuz kendinizi, kurumunuzu. Örneğin siz Çin'e gittiniz, böyle bir takdimle karşılaştınız. İki elinizde tutup alın. Anlasanız da anlamasanız da, üzerinde bazen hiç İngilizce yazmadığı da oluyor. Şöyle bir çevirin, bir sağına soluna bakın. Sonra da efendim sakın ha cüzdanınıza atmayın. Ya da herhangi bir dosyanın kenarına yetiştirmeyin. Masadaki kıymetli tam önünüze koyun. Ajandanızın içine koyun. Çünkü ona verdiğiniz değeri göstermiş oluyorsunuz. Bu gizli bir mesaj anında karşıya gidiyor. Yanlış yaparsanız ne olur? Direkt şöyle bir anlaşılmıyor. Daha bunu bile bilmiyor. Ya daha bundan bile haberi yok. Demek ki temelden başlayacağız gibi negatif bir mesajı istemeden siz iletmiş oluyorsunuz. Evet, hazırlıklı olmakta fayda var. Böyle bir mesaj vermek istemeyiz. Peki, kartvizite aldık verdik. Toplantı bitti mesela. Şimdi kafamda bir yandan da bir simülasyon yapıyorum. Yani toplantıda görüşmelerimizi yaptık. Bazı konulara girdik, bazı konulara girmedik. Toplantı bitti. Mesela bir toplantı bitince mesela bir hediye vermek biz çünkü yaparız değil mi? Hani bir o günün hatırasına hatta fotoğraf da çekiliriz hep birlikte hediye verirken. Mesela toplantı bittiğinde ne yapmak lazım? Hediye vermek, genel olarak hediye vermek nasıl bir şey? Yani ters tepki yaratabilir mi? Başka türlü anlayabilirler mi bunu? Çok güzel bir soru sordunuz. Çünkü bunun Avrupa'daki karşılığı şirketlerde prosedürlere kadar girer, etik kodlara kadar girer. Hiçbir şekilde tedarikten ya da müşterinizden özellikle belli bir tutarın üzerinde bir şey kabul edemezsiniz. Bu yanlış bir anlaşılmaya sebep olur. Başka türlü ifade edilir. Çin kültüründe ise çoğunlukla Türkiye'yi ziyaret ettiklerinde isterse bir akademik kuruluşu ziyaret etsinler, isterse işbirliği düşündükleri bir firmayla bir araya gelsinler. Mutlaka yanlarında, bakın şu tabir bizde de var, çam sakızı çoban armağanı, bir şeyler getirirler. Ve bu getirdikleri büyük ihtimalle o bölgenin, geldikleri şehrin en kıymetli, en ünlü şeyidir. Örnek verelim, çaydır. Ya da mermerden oyulmuş, tahtadan oyulmuş, işte kağıdın üzerine yazılmış bir şey, küçük basit bir şey gibi görünür. Ama araştırdığınızda, sorduğunuzda aslında o çayın çok kıymetli bir çeşit çay olduğunu duyarsınız. Ve bunu size ikram ederler. Teşekkür mahiyetinde, iyi niyet temsili olarak ilişkilerin başlangıcında getirirler. Biz ne yapacağız? Elimiz boş, şimdi hazırlığımız da yok. İşte hazırlık yapmalısınız, bunları bilmelisiniz. Sonra da karşılığını vermelisiniz. Karşılığını vermeliyiz tabii ki. Bu önemli. Peki şimdi toplantıyı çok çabuk bitirdim ben aslında. Tabii toplantı sırasında da aklıma şu geldi birden. Şu söyledi. Hani Çinliler çok iyi müzakerecilerdir. Hani Çinliler oturduğun zaman hani çok da bir şansın yok o masada. Müzakere teknikleri vesaire çok iyi yaparlar. Müzakerelerde yani iş görüşmesinde iş konuşacağız, müzakere edeceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken konular nedir? Yani biz de başarılı olmak istiyoruz sonuçta. Yani bir orta yol bulmaktır müzakere. Neye dikkat etmemiz lazım müzakerelerde? Müzakere iş birlikteliklerinin, özellikle potansiyel iş birlikteliğinin kilit noktası. Çünkü negotiation denen şeyi Çinliler binlerce yıldır yapıyor. Unutmayın, İpek yolu üzerinden kaç ülkeyi kapsayan o ticareti yıllar evvel devam ettirdiler. Zaten bu konuda ustalar. Bizim iş insanlarımız da bin bir türlü coğrafyayla bu işi yapıyor.
Bazı şeylerden kaçının. Müzakere sürecinde yukarıdan bakmayın. Mağrur tavırlar sergilemeyin. Dostluk kurmaya çalışın önce. Çinlilerle konuşurken ister İngilizce, ister Türkçe, isterseniz Çince hayır dememeye çalışın. Yani hayır kelimesini kullanmadan hayır deyin. Onlar bunu çok güzel yaparlar. Bu yüzden toplantılar biraz hesaplanandan fazla sürer. Evet, bu hayır meselesi, yani çünkü şu da buna alışık değilseniz eğer, hayır demeden hayır dendiği zaman bazen o hayırı anlamıyorsunuz. Evet denmişsiniz aslında. Sonra da böyle ya niye olmuyor bu işler? Halbuki hani olacaktı öyle denmişti. Ya aslında sana hayır demiş adam, anlamamışsın. Sen gibi bir durum oluyor. Dolayısıyla çok büyük hani aslında farklar yaratabilir. Burada belki de konuştuğumuz konulardan şu ana kadar en önemlisi bence bu hayır konusuydu. 2-3 dakikamız kaldı. Öyle çabuk geçti ki vakit, ama biraz daha devam etmek istiyorum kalan süre içerisinde. Çünkü yemek konusu, işi bitirdik, yemeğe gideceğiz. Hani aslında iş yemekleri de bütün dünyada aslında o müzakereler kadar önemli. Bazı müzakerelerin bilfiil orada yapıldığı alanlardır. Şimdi Çin'e, ben şahsen Çin yemeklerini, Çin mutfaklarını, her türlüsünü seviyorum. Alıştım da gide gele. Mesela ama ilk gittiğimde hani yemekler falan farklı olabilir ama bir yuvarlak masada gelmişti. Herkes ortadan paylaşıyordu. Bunlar şaşırtıcı olabiliyordu. 2-3 hakkımız kaldı ama burada iş yemeklerinde neye dikkat etmeli, neye hazırlıklı olmalı, ne yapmalı? Bunu hızlıca özetleyelim. Birincisi, iş yemeğinin önemi şu: ne olur Çin'e gittiğiniz zaman fast food zincirlerinde atıştırıverelim hatasını yapmayın. Mümkünse, vaktiniz varsa gidin, ya da zaten sizi götüreceklerdir, davet edeceklerdir. O yemeğin aslında anlamı şudur: tanışmak. Birbirimizi tanıyacağız. Gerekirse toplantımızı yemek yerken de devam ettirebiliriz. Bu fırsatı kaçırmayın. İkincisi, misafirperverlik göstergesidir. Sadece bir iş yemeği değildir. Yani konuklarına bu misafirperverliği hissettirmek isterler. Kadeh tokuşturmak isterler. Geniş bir menü ve bol çeşit isterler. Yiyemeyeceğiniz yemek bir varsa menüde, gayet tabii sebebini uygun bir dille söyleyebilirsiniz. Azından bazı yemeklerden birer tadım alıp sormak, nerenin yemeği olduğunu, neden önemli olduğunu söylemek, onlarla aranızdaki öğleden sonra devam edecek toplantıya artı puan olarak dönebilir. Evet, yani bu yemek meselesi gerçekten önemli. Bütün her şeyi yapanların da aslında bu işte kartvizite öğrendik falan ama yemekte biraz zorlanabildik diyoruz. Çünkü ön yargılar. Aslında orada da bir ön yargı devreye giriyor. Yani hani Çin yemeği, biz orada aç kalacağız şeklinde. Direkt gitmeden zaten bu ön yargı çoğu insanda var. Bunun buna bağlı olarak da ya o zaman hani aç kalmayalım, biz bildiğimiz bir yere gidelim, bir uluslararası zincire gidelim. Ondan sonra şu açıdan tamam, hani tek başınaysanız hani ayak üzere tamam. Hatta uluslararası zincirlerden bir tanesi de Çin'de 1500 restoran bir Türk firması işletiyor. O yüzden gidip kazansınlar. Yani onu da söyleyebiliriz. Ama Çin yemeği deyince tabii ki yani her türlü şey var Çin'de. Yani mutlaka size uygun bir şey olacaktır orada. Çok çeşit geliyor iş yemeklerinde ve orada tamam bazı şeyler çok hani uygun olmayabilir tadına, onu dediğiniz gibi açıklayıp ama şunu da unutmamak lazım. Bir kere şu ön yargılardan çıkalım. Ve Çin'de de gerçekten aslında kimse aç kalmaz. Yani hele vejetaryenler için mesela o kadar çok sebzeli vesaire çeşit var ki en kötü onları yersiniz. Vaktim çok kısaldı ama sadece bir dakikayla şunu çok istiyorum. En beğendiğiniz Çin yemeği hangisidir Halil İbrahim Bey? Çünkü sizin gibi bu kadar artık kültürel kodlara hakim olan birisinden bu cevabı almak istiyorum. Benim orada 3 sene eğitim alma şansım oldu. Sonrasında da çalıştım. Ben daha çok kuzey yemeklerini sevdim. Yani Çin'in kuzey bölgesinin yemeklerini. Sebebi de şuydu: patlıcan kullanıyorlardı, et kullanıyorlardı. Bazılarına ekşi ve acı, turşu gibi şeyler kullanıyorlardı. Bunlar bizim damak tadımıza yakındı. Lamiyen dedikleri, çekerek uzattıkları, evet, bizim noodle diye bildiğimiz türlü çeşitlerinden. Onun mesela koyun etli olanı vardı, ona bayılıyordum. Nuro Lamiyen ismi. Çok da ünlüdür. Pekin taraflarında her yerde, küçük küçük restoranlarda dahi onu bulabilirsiniz. Hem pratiktir hem de çok lezzetlidir. Evet, ben de o zaman kendi ekimi de yapayım. Benim de en sevdiğim aslında Sichuan mutfağı, acılı Sichuan mutfağı. Şöyle bir şey de var. Tabii tabii. Şöyle bir şey de var. Aslında Çin yemeği diye bir şey yok.
Hani Çin'in farklı farklı mutfakları var. İşte siz de biraz önce bahsettiniz. Yani farklı bir bölgenin mutfağı. Benim bahsettiğim farklı bir mutfağı. Bizdeki gibi biraz, Türkiye'deki gibi. Yani bizde de yani Türk yemeği tamam ama hani Ege farklı, Güneydoğu farklı. Bir zenginlik var yani. Ön yargıları kıralım, öyle gidelim diye düşünüyorum bu konuda açıkçası. Doğru söylüyorsunuz. Çin kültürüyle alakalı ve Çin iş kültürüyle alakalı yapılacak olacak bir yatırım, bu bir kitap okuma da olabilir. Sizin bir sürü yazınız var, işbirlikleriniz var, raporlarınız var, TÜSİAD'ın, DEİK'in ve onlarla işbirliği içerisinde yapılan etkinliklerin de olabilir. Ya da bir eğitim olabilir, eğitim alma olabilir. Biz de firma olarak Çin iş kültürüyle alakalı yardım ve destek ihtiyacı olan firmalara, Türkiye'de uluslararası şirketlere, hatta Çinli firmalara buna yardımcı oluyoruz. İnanılmaz geri dönüşü olan bir yatırım olarak size geri dönecektir, zaman kazandıracaktır. Çok güzel. Çünkü bugün aslında çok kısa bir böyle bir yani hızlı bir bakış attık. Ama bu konu aslında hakkı vererek yani yapılması çalışılması gereken bir konu. Hani burada da ben de Türk firmalarının sizden alacakları hani bu eğitim anlamında hizmetten çok faydalanacaklarını düşünüyorum. Halil İbrahim Bey çok teşekkür ederim katkınız için. Nazik davetiniz için ben de çok teşekkür ediyorum Altay Bey. Görüşmek üzere efendim. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, bugün Çin'i konuştuk ama Çin'in kültürel kodlarını, Çin'de iş yapmanın kültürel kodlarını konuştuk. Çin'de iş yapmanın biraz pratiğine baktık. Değerli konuğum Halil İbrahim Topal'la birlikte. Gelecek hafta başka bir konukla, başka bir konuda buluşana değin. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.